Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugünkü dersimizde katı ve sıvı basıncı konularını tekrar edip aynı konuyla ilgili soru çözümü yapacağız. Katı maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye kuvvet uygular ve bu kuvvetin etkisiyle basınç oluştururlar. Katıların bulundukları yüzeye uyguladıkları basıncın büyüklüğü, uyguladıkları kuvvet ile doğru temas ettikleri yüzey alanı ile ters orantılıdır. Sıvılar içinde bulundukları kabın her tarafına yoğunlukları ve yükseklikleriyle doğru orantılı olarak basınç uygularlar. Sıvı basıncı bulunduğu yerin çekim ivmesine de bağlıdır ve bu özellikle de doğru orantılıdır. Katı basıncı ile ilgili bir soruyla başlayalım. Bir öğrenci tabloda verilen malzemeleri kullanarak yaptığı deneyde cisimlerin bulundukları zemine uyguladıkları basıncın zemine uyguladıkları dik kuvvetin büyüklüğüne bağlı olup olmadığını araştıracaktır. Burada dik kuvvetin büyüklüğüne bağlı olup olmadığını araştıracaktır cümlesi bizim için önemli. Çünkü bu kontrolcü deneyimizin bağımsız değişkeni, yani değiştirilen değişkeni. Deneyde kullanılan malzemeler 2 adet özdeş sünger, 1 adet 1000 gramlık dikdörtgenler prizması şeklinde tuğla, 2 adet 1000 gramlık küp şeklinde demir blok. Öğrenci verilen malzemelerle iki düzenek hazırlayıp karşılaştıracaktır. Düzeneklerden birincisi aşağıda verilmiştir. Buna göre öğrencinin araştırmasında kullanacağı ikinci düzenek aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Kontrol deney düzeneğimizin bağımsız değişkeni, yani değiştirilen değişkeni, kuvvetin büyüklüğü olduğuna göre bu özellik değiştirilecektir. Yani kullanılan deney düzeneklerinin her ikisinde farklı ağırlıklar kullanılmalıdır. Ancak sabit tuttuğumuz bir değişkenimiz var ki o da nedir? Mutlaka yüzeyi, temas alanı aynı olmalıdır. Çünkü katı basıncı temas yüzey alanı ile ters orantılıydı. Bu deney düzeneğinde kuvvetin büyüklüğüne bağlı olup olmadığını araştırdığımız için yüzey alanını sabit tutmalıyız. Aynı yüzey alanını kullanmalı, ağırlıkları değiştirmeliyiz. Deneyimize baktığımızda birinci düzenekte kullanılan demir bloğun yüzeyi, ikinci düzenekte de aynı yüzeyi kullanmalıyız ancak ağırlık farklı olmalı. A, B, C ve D şıklarını incelediğimizde aynı yüzey alanı farklı ağırlık olan cevabın C şıkkında olduğunu görüyoruz. Yüzey alanı aynı ancak üzerine bir ağırlık daha eklenmiş. Sıvı basıncı ile ilgili bir sorumuz var. Barajlarda nehirden gelen suyun akışını engelleyerek suyu biriktirmek amacıyla inşa edilen duvarlar şekilde gösterildiği gibi yukarıdan aşağıya doğru kalınlaşmaktadır. Bu durum derinlik arttıkça sıvı basıncının artması, sıvının yoğunluğu arttıkça sıvı basıncının artması, sıvı basıncının sıvının cinsine bağlı olması gerekçelerinden hangileriyle açıklanabilir? Verilen faktörlerden üçü de aslında sıvı basıncı ile ilgili. Ancak bize anlatılan deney düzeneği ya da günlük hayatımızda kullandığımız barajlarla ilgili verilen örnekte yola çıkarak sorumuzu cevaplandırmalıyız. Derinlik arttıkça sıvı basıncının arttığını burada görebilir miyiz? Evet, daha derinlerde daha yüksek basınç, yukarılara doğru çıkıldıkça basınç azalır, duvar da incelmiş. Sıvının yoğunluğu arttıkça sıvı basıncının artması demiş. Burada su kullanıldığı için sıvının cinsi değişmemiştir. O nedenle yoğunlukla ilgili bir değişim yoktur. Üçüncü maddede de sıvı basıncının sıvının cinsine bağlı olması demiş. Sıvının cinsine bağlı ancak burada yine farklı bir sıvı kullanılmadığı için deneyimizi etkilememiştir. Bu durumda cevabımız yalnız bir olur. Üçüncü sorumuz yine katı basıncı ile ilgili bir soru. Katı maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye kuvvet uygular ve bu kuvvetin etkisiyle basınç oluşur. Katıların bulundukları yüzeye uyguladıkları basıncın büyüklüğü, uyguladıkları kuvvet ile doğru temas ettikleri yüzey alanı ile ters orantılıdır. Yeni nesil sorularda sıkça karşılaştığımız konuyla ilgili bilginin kısaca özetlenmesi yine üst kısımda bize verilmiş. Günlük hayatta bazı durumlarda basıncın az olması istenir. Yumuşak, ıslak zeminli bir arazide yük taşımak için kullanılan şekildeki birinci kamyon yerine
Teker sayısı dışında tüm özellikleri aynı olan ikinci kamyon tercih edilir. Bu tercih ile aynı gerekçeye sahip olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir demiş. Birinci kamyonda iki tekerlek, ikinci kamyonda dört tekerlek var. Yani temas eden yüzey alanı ikinci kamyonda arttırılmış. Temas eden yüzey alanı arttırılırsa uygulanan basınç azalırdı çünkü ters orantılıydı. Bu durumda şıklarımıza baktığımızda bu tercih ile aynı gerekçeye sahip olan uygulamaya bakalım. İnce dokulu kumaştan elbise dikerken ince uçlu iğne kullanılması. Burada ince uçlu iğne yüzeyi küçültüldüğü için basıncın arttırılması demekti. Halbuki biz basıncın azaltıldığı bir durum arıyoruz. Islak kum zemin üzerinde duran boş kovanın içine su dolduruldukça kuma gömülmesi. Bu da ağırlık arttıkça basıncın artması ile ilgili yüzey alanı ile ilgili değil. Karlı bir yolda kar ayakkabısı ile daha rahat yürünmesi. Burada kar ayakkabısında yüzeyi arttırıp basınç azaltılır ki kara batmadan yürünebilsin. Bu durumda doğru cevabımız basıncın azaltılması ile ilgili örnek olan C şıkkı olur. D şıkkında verilen bıçağın daha iyi kesmesi için keskin tarafının bilenmesi yine yüzey alanının küçültülerek basıncın arttırılması ile ilgilidir. Dördüncü sorumuz. Katı maddeler bulundukları yüzeye uyguladıkları kuvvetin etkisiyle basınç oluşturur. Bir raptiyeyi şekilde görüldüğü gibi baş parmağımız ile işaret parmağımız arasına yerleştirip yavaşça sıktığımızda raptiyenin sivri ucunun değdiği işaret parmağımızda acı duyarız. Ancak baş parmağımızda acı hissetmeyiz. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? A. Raptiyenin işaret parmağımıza uyguladığı basıncın baş parmağımıza uyguladığı basınçtan daha küçük olması. İşaret parmağımıza temas eden yüzey alanı daha küçük, baş parmağımıza temas eden yüzey alanı daha büyük. Bu durumda küçük yüzeyde yani işaret parmağımızda daha büyük basınç olmalıdır. Bu nedenle A şıkkı doğru değil. B şıkkı, raptiyenin baş parmağımızla temas eden yüzeyinin işaret parmağımızla temas eden yüzeyinden büyük olması. Bakıyoruz baş parmağımızla temas eden yüzey daha büyük. O zaman basınç daha az. O nedenle baş parmağımızla acı hissetmiyoruz. Bu durumda cevabımız B olur. Diğer şıklara baktığımızda da yine işaret ve baş parmağımıza uygulanan kuvvetlerin yönlerinin farklı olmasıyla ilgili değildi. Baş parmağımızın işaret parmağımıza göre acıya daha duyarlı olmasıyla da ilgisi yoktu bu durumun. Beşinci sorumuz, şekle baktığımızda bir sıvı basıncı sorusu gibi gözükmesine rağmen aslında katı basıncı ile ilgili. Soruları doğru okumanın önemi bu tür sorularda daha çok ortaya çıkıyor. Katı maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye kuvvet uygular ve bu kuvvetin etkisiyle basınç oluşur. Bu basıncın büyüklüğü zemine uygulanan kuvvete ve temas eden yüzey alanına bağlı olarak değişir. Şekilde boş ağırlıkları birbirine eşit olan kaplara aşağıda belirtilen miktarlarda su doldurulmuştur. Buna göre bu kapların zemine uyguladıkları katı basınçları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? İşte katı basıncına göre değerlendireceğiz tabii ki sorumuzu çünkü bize katı basınçları arasındaki ilişkiyi sormuş. Katı basıncı yüzey alanı ve ağırlığa bağlıydı. Bakıyorum 1, 2, 3 numaralı kaplarda temas eden yüzey alanlar aynı. Bu durumda ağırlıklara bakmam daha doğru olur. Ağırlıklara baktığımızda ikinci kapta 4 litre, birinci kapta 3 litre, üçüncü kapta 2 litre su bulunmakta. Bu durumda ikinci kap daha ağır. O nedenle ikinci kapta etki eden basınç daha büyük olur. Bakıyoruz 2, sonra 1, en sonunda da 3. kabın yaptığı basınç sıralaması olur. Bugünkü dersimizi tamamladık. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.